Bir şey diyeceğim, en can alıcılardan birisi bu. Abimiz sporcu atleti almış bir şekilde, gelene bakar mısın bir? Ya. Ya bu ciddi yaşanmış mı bu ya? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten alışveriş yaptığını aşırı derecede pişman olan insanları izleyeceğiz. Bu arada şu önemli konuya açıklık getirmek istiyorum. Her videomda bana şey yazıyorsunuz, böyle gözlerin senin neden şiş, çok mu yoruluyorsun falan filan diye. Hayır, öyle düşündüğünüz gibi değil. Ben şu an uykudan yeni kalktım, geldim oturdum video çekiyorum. Gözlerimin şişliği o yüzden, yani çok uyuduğumdan kaynaklanıyor. Her neyse, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle iftara da 2,5-3 saat kalmışken bu videoyu şöyle güzelce izlerseniz iftara doğru yaklaşır. Zaten mis gibi, Emre Özdemir sizin için video atıyor ya. Bu arada şuradan bir Instagram hesabım çıkıyor. Oradan beni takip edenlerin isimlerini yarınki videomda okuyacağım, haberiniz olsun. Herkese takip etmeye bekliyorum. Herkese cevap vereceğim, mesajlarına hatta. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, bu abimiz gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı için siyah bir çorap sipariş ediyor. Ama gördüğünüz gibi eline gelen çorap bu şekilde abi. Yani şu çoraba bakar mısın ya? Bu ne abi? Bebeklere giydirilen var ya, oyuncak bebeklere giydirilen taytlar, çoraplar olur. Onların aynısını göndermişler adama. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir şey diyeceğim abi. Sen bunu sipariş ederken hiç ölçülerine, bedenlerine falan bakmadın mı ya? Çorap alıyorsun. Yani internetten alışveriş yaparken bütün ölçülere bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa size gördüğünüz gibi bu tarz bir şey gelir abi. Sakın internetten böyle alışverişler yapmayın. Bu gördüğünüz abimiz de internetten 50 adet sandalye siparişi veriyor ama bu sandalyelerin çocuklar için olduğuna bakmadan sipariş veriyor ve sandalyeler geldiği zaman da bu şekilde bir şey çıkıyor karşısına. Yani az bir tane falan sipariş verse neyse, adam 50 tane sipariş vermiş. Ve ayrıca diyorum ki abicim, bunların fiyatlarına bakmadın mı sen ya? Yani çocuklar için olan sandalyelerin fiyatı daha düşüktür. Çok daha büyük olsaydı çok daha fazla olurdu. Yani fiyatlarına da bakın, oranlarına da bakın, ona göre siparişini, anlıyor musunuz? Bu zaten en komiklerinden, şu gördüğünüz kedinin sahibi kedinin oynaması için şu şekilde bir şey alıyor. Yani kediler buna dokununca o oradaki şu kırmızı şey hareket ediyor falan. Kediler de bunlarla eğleniyor. Ablamız gidiyor internetten bunu sipariş veriyor ama gelen şeye bak. Yani kedi düşünür ki, ben bunu yiyecek miyim acaba? Yani bu ne, şu kadarcık bir şey ya, küçücük minnacık bir şey. Bunu sen, yani abi çok merak ediyorum gerçekten. Hiç mi ölçülerine, fiyatlarına, şununla bununla bakmadan alıyorsunuz ya? Mal mısınız ya? Burada gördüğünüz kişi de normalde siyah eşofman sipariş veriyor ama ona gelen eşofman bu şekilde. Böyle atlar var, acayip bir şeyler var, üstünde gökkuşakları falan var, şimşekler çakıyor falan. Yani dua et eşofman gelmiş kardeşim. Yani eşofman yerine hıyar falan da gönderilebilirdi sana. O yüzden gerçekten haline şükret. Ben burada şunu merak ediyorum. Bu tişörtü sipariş vereni değil, bu tişörtü kim bastı abi? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Çünkü burada Eiffel Kulesi var, altında London yazıyor. Yani benim bu videoda çok canım sıkılmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten bu videodan sonra internetten kıyafet alışverişine son verecek insanlar vardır bence. Bu abimiz de internetten Selenoid Wife diye bir şey alıyor. Bu Selenoid Wife dedikleri şey de vano oluyor. Hani şu tesisatlarla alakalı şeyler var ya. Onlardan sipariş ediyor ama ona bu şekilde bir ayıcık geliyor. Bu gördüğünüz ayıcığın fiyatı ise şu anda 500-600 TL civarında Türkiye'de. Ama ben bu adamın bu sipariş verdiği vananın fiyatına baktım arkadaşlar. Ne kadardı biliyor musunuz mu? 3000 TL. Yani bu adam, bu gerizekalı adam 3000 TL verip böyle bir ayıcığa sahip oluyor. Düşünseniz de paranızın böyle boş bir şeye gittiğini. O değil, bir de adam halinden gerçekten çok memnunmuş gibi. Almış ayıyı yanına, şu an PC konsolundan oyun oynuyor. Burada gördüğünüz gibi bir doğum günü için böyle hani baş harfleri falan sipariş edilir ya, şişme. O şekilde böyle bir balon göndermişler. Ama gönderdikleri balon çok acayip bir şeye benziyor yani. Bu abicim, bu bildiğimiz popoya benziyor, affedersiniz ama. Yani bunun tasarımını yapan abimiz kimse, onu gerçekten bu internet üzerinde satış yaptığı yerden banlasınlar, rica ediyorum. Bu abimiz de internetten televizyon siparişi veriyor ama şunun bir kaplanma şekline bakar mısın? Stretch filmle üstünden geçmişler. Sağ tarafı da kumandayı bantlamışlar resmen. Yani bunu ya, televizyonu gidin görün, öyle alın. Gerçekten görmediğiniz bir şeyi internetten satın almayın arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Oğlum bu arada ben konuşamamaya başladım. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, olayın patladığı yere bak, bu televizyon değil. Lan adamlar siyah bir şeyle kaplamış bunu. İçinden tahta çıkıyor. Allah, bir şey diyeceğim, buna ne kadar para verdi acaba ya? Abi düşünseniz de, o kadar para veriyorsunuz. Televizyon bu şekilde gelsin, bu şekilde kaplansın, hiç sıkıntı yok ama içinden bir tahta parçası çıkıyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bu adamın halini şu an düşünemiyorum ben. Burada şunu söylemek istiyorum. Sen gidip 1000 TL'lik ayakkabıya 100 TL verirsen
Jordan'ın da gelip böyle poposu olur abi, gördüğünüz gibi. Yani çok saçmalık bir şey. Gerçek değerinden gerçekten çok altta satılıyorsa onda kesin bir bokluk vardır arkadaşlar. Kesinlikle almayın. Yani o şey o değerdedir. Hep o değerde satılmaktadır yani. Satılması da gerekiyordur. Siz gidip bunu ucuza almaya çalışırsanız bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada bu ablamız bu kürkü sipariş etmiş sanırım. Ya kürk gayet güzel. Şu an gördüğümüz mankenin üzerine falan da gayet yakışmış tenine, şununla bununla. Ama şu an karşılaştığı durumu görünce siz de şok olup artık internetten mont siparişi veya kıyafet siparişi vermeyeceksiniz. Evet, bu ablamız kürkü sipariş eden kadın. Gelen kürk bu şekilde. Ya sen neye benzedin ya? Sen çok acayip minnoş bir şey oldun ya. Bu ne böyle? Şeyi hatırlıyor musunuz? Bir aralar kurt adam videomuz falan vardı. Gerçekten bu kostümü gidip onun üstüne giydirseydik yemin ederim hiç absürt durmazdı. Çok yakışırdı. Bu fotoğrafa baktığınızda aslında hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben ilk baktığımda ben de hiçbir şey anlamamıştım. Bu abimiz sizce ne sipariş vermiş olabilir de bu boru gelmiş olabilir arkadaşlar? Evet, cevabınızı bekliyorum şu an. 1, 2, 3. Evet, cevabınız hazır mı? Bu abimiz ceket sipariş ediyor ve ona böyle bir boru gönderiyorlar. Yani abicim dua et sana hıyar göndermemişler. Bir şey diyeceğim, çok ilginç şeyler görmeye başladım. Bu ablamız internetten masa lambası sipariş ediyor. Masa lambası dediğinizde şu kısımda, şöyle boyutlarda, şöyle büyük, ağzı büyük falan bir şeyler olur. Ya çoğunuz biliyorsunuz, kullanıyorsunuzdur zaten ders çalışırken. Ve sipariş veriyor, bu şekilde küçücük bir şey geliyor abi. Gerçekten işler acısı ya. Yani paramın gittiğine mi üzüleyim, gelen şeye mi üzüleyim, neye üzüleyim ben? Burada ne diyor? Fritöz siparişinde gönderilmiş bir pamuk şeker makinesi. Fritöz ne demek lan? Fritözün ne olduğunu ben bilmiyorum ki, dur bakayım. O değil de şu an ciddi ciddi fritözün ne olduğuna baktım. Patates kızartma makinesi gibi bir şey. Çünkü sadece burada patates fotoğrafları var. Ve patates kızartma makinesi sanırım sipariş etmiş ve karşılığında pamuk şeker makinesi göndermişler ablamıza. Olsun, o da olur. Burada gördüğünüz sol taraftaki halı ilk baktığınızda çok güzel duruyor değil mi? Gayet güzel. Evi alınabilir yani. Çok alınabilir duruyor. Ama bunun fiyatı ise 2 euro. Yani 2 euroya bu halıyı verme şansları var mı? Hayır. Bu abimiz de gidiyor aldanıyor buna. Gidiyor bu halıyı sipariş veriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir paspasla karşılaşıyor. Evet, olsun, paspas da işine yarayabilir. Şöyle hani lavaboların önüne falan koyuyorlar ya, orada kullanabilirsin ama yani şu halının değeri zaten 2 euro olması çok saçma. Bunu ilk başta bir anlaman, kavraman gerekiyor. Ondan sonra sipariş vermen gerekiyor. Buradaki ablamız bu şekilde mi maske sipariş veriyor ama gelen sipariş bu şekildeymiş. Yani bunun satıcıları neden banlanmıyor ben onu anlamıyorum ya. Çok gerçekten bunu merak ediyorum. Yani bunu satan kişi neden banlanmıyor bu sitelerden? Bu abimiz internetten sanırım Spider-Man kostümü almış. Bir şey diyeceğim. Bu acaba çocuklara özel olabilir mi abi? Yani gerçekten bu gerçekten bir çocuğun üzerine koysak bunu olabilirdi ama sana olmamış. Sen gidip çocuklara özel olanı almışsın. Bunun büyükler için, yetişkinler için olanı da var. Bence burada bir hata yok. Bu senin gerizekalılığın. İnternetten böyle Merry Christmas diye bir marka veya bilmiyorum bu şekilde bir baskı olan tişörtü satın alıyor abimiz. Gelen tişörtte bir bebek var. Bebek arkadan salıyor. Etrafta böyle kokan pislikler var. Yani bunun orijinalini İnternete koyup replikasını mı satıyorlar? Ben onu anlamaya çalışıyorum şu an. Hiçbir bok anlamadım. Bir şey diyeceğim. Bu abimiz gidip internetten ucuz fiyata sanırım bulmuş. Apple Watch satın almış. Adamların ona gönderdiği şey de ucuz olduğu için normal olarak, bak kenarına da yazmış zaten Watch Watch diye, elma işaretinin üstüne koymuş. Al sana Apple Watch demiş. Al kullan sonuna kadar. Kardeşim, gerçek Apple Watch bu. Bak, bunlar değeri ne kadarsa o kadara satılır. Bunu mesela, bu saat 3000 TL ise bu saati sen 1000 TL'ye alamazsın abi. 1000 TL'ye alırsan böyle bir şey gelir karşına ya. O yüzden fiyatına, ölçülerine, şununla bununla, alışveriş yaptığınız her şeyin, bunların yani bu detaylarına, her şeyine bakın ya. Konuşamıyorum lan, bu ne? Bir şey diyeceğim, internetten böyle bir yılbaşı ağacı mı sipariş etmiş, ne yapmış bilmiyorum. Gelen şey de sağ taraftaki. Yani bir şey diyeceğim, aslında güzel. Yani yılbaşı ağacı yapacaksan eğer bunu, süslemelerle falan sağ taraftaki daha güzel olabilir bence. Çok mantıklı. Ama soldaki görünümle sağdaki gelirse bu biraz gerçekten satıcının bizleri nasıl aldattığını gösterir. Ne kadar dolandırıldığımızı gösterir. O yüzden bu videoyu ben artık kapatmak istiyorum. Kalbim dayanmıyor. Burada ben hiçbir problem göremiyorum. Abimiz sağ taraftaki tişörtten satın alıyor. Ama abimiz gerçekten çok kilolu olduğu için tişörtün aynısı geliyor ama bu adamı olmuyor. İnternetten alışveriş yapmanıza pişman edecek şeyler bunlar işte arkadaşlar. O yüzden
Ben genelde internetten alışveriş yapmam. Yani kıyafet alışveriş yapmam. Çünkü gerçekten ölçü ne yazarsa yazsın, beden ne yazarsa yazsın aslında benim giymediğim şeyi gönderiyorlar. Hep benim giymediğim ölçülerde geliyor. Neden bilmiyorum. Bu abimiz odasına perde sipariş etmiş ama bu perde değil, etek gibi duruyor. Yani git bunu giymek isteyen birisine ver abi, giysin. Yemin ediyorum bak, şöyle belini falan biraz küçültün. Bu gerçekten bundan etek olur. Yani bunu perde diye nasıl satın aldın sen ya? Ya da bunu perde diye satanım ben aklına. Bir ablamız da sürecin azizliğine uğruyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde, fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaki kutudaki gibi bir tencere satın alıyor. Onun içinde güzel yemekler yapabileceğini düşünerek alıyor bunu tabii ki. Ama ona gelen şey gördüğünüz gibi böyle minyatür, minnacık bir tane tencere. Olacak iş değil. Bir şey diyeceğim. Az önce söylediğim gibi bunu da sizin tahmin etmenizi istiyorum. Bu abimiz bu botu sipariş veriyor internetten, tamam mı? Kafanıza odaklayın bunu. Bunu sipariş etti. Sizce ne gelmiş olabilir? Bir düşünün bakalım. Düşünün. Yani ben görünce şok oldum çünkü. Bu abimiz bunu sipariş veriyor ve ona gelen şey bu. Yani şaka mısınız abi? Bu ne ya? Yani bot, adam bot sipariş etmiş. Bot. Buna neden topuklu ayakkabı gönderiyorsun ya? Bir şey diyeceğim gerçekten. Bak buradan eğer beni alışveriş sitelerinden falan izleyen birileri varsa ya da oranın yetkilileri falan, yani böyle kişileri banlayın abi. Dolandırılmak istemiyoruz biz artık, yeter. Bu ablamız bu ablamız yüz maskesi sipariş ediyor. Gelen şeye bak adam. Allah'ım gerçekten işler acı. Böyle şeyler görünce dayanamıyorum gerçekten ya. Şuna bir bakar mısın? Gelen yüz maskesine bak. Kadının alnına bile yetmemiş ya. Bak bu dolandırıcılık örneği mesela. Az önce bunu niye sipariş veriyorsunuz diyordum. Bak sol tarafta gerçekten uzun boylu gözüken bir mankenin üzerine böyle bir kıyafet giydirmişler. Gerçekten kıyafet uzun gibi duruyor. Ablamız ondan belki daha kısa ama ona gelen şeye bak. Yani bu hani mutfakta kadınların kullandığı şöyle şeyler var ya, örtü büralarından bağlıyorlar falan. Onun aynısı lan bu. Vallahi aynısı. Bu kadın ne yapsın? Bu kadın dolandırılmak mecburiyetinde mi kardeşim her seferinde? Bir şey diyeceğim, en can alıcılardan birisi bu. Abimiz sporcu atleti almış bu şekilde, gelene bakar mısın diye. Ya, ya bu ciddi yaşanmış mı bu ya? O bu değil de yani abimiz galiba squat yapıyor. Abi Bing Bang akımı ne zaman gelir acaba? Yani o nasıl kalça öyle gözüm bir anda oraya koy. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarzdan videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.